Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Salat ve selam elçimiz, peygamberimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İbâd bin Sâriye radıyallahu anh'ten aktardığımız bir hadisin yarısını okumuş. Diğer yarısını da inşallah bugün paylaşacağız. Hatırlatayım ilk bölümünü. Meşcittedirler sahabeler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırmıştır, sabah namazıdır. Namazdan sonra yüzünü sahabelere çevirir, cemaatine ve onlara bir konuşma yapacaktır. Yaptığı konuşmanın etkisi çok büyük olmuştur. Hazreti Irbat, kalpler ürperdi. Gözler yaş döktü. O kadar etkilendik ki sanki Allah Resulü Aleyhisselam gidecek de son konuşmayı yapıyor gibi konuşuyordu. Nihayet cemaatin içerisinden bazıları "Ya Resulallah bu bir veda konuşmasına benziyor gibi." diye belirttikten sonra hemen eklerler. Bize nasihatte bulunun. Onlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sağlığında onlara nasihat etmesini büyük bir ganimet bilmişlerdir. O nedenle fırsat varken bunu kaçırmamak lazım. Allah Resulü'nü konuşturmuşlardır. Yaptığı konuşmadan gözlerin yaş dökmüş olması kalbin ne kadar etkilendiğini gösterir. Malumumuz göz yaş dökerse, gözden yaş dökülmüşse Allah cehennem ateşini kendisine haram kılmıştır. Kalpler ürpelmişse ya da Allah yolunda bir işten dolayı yorulmuş tozlanmışsa o toz ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez. İşte öyle bir konuşma yaptı ve biz bize nasihat edin deyince de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasihate başladı. Ne demişti? Sizi çok açık bir yol üzerinde bırakıyorum. Gecesi gündüz gibi olan bir yol üzerinde. Benden sonra sizler çokça ihtilafların yaşanacağı bir dönem yaşayacaksınız. Çokça ihtilafların bulunduğu bir dönem. O döneme varırsanız size bıraktığım şu iki şeye sarılın sarılırsanız hiçbir ihtilaf sizin için muğlak kalmaz. Hiçbir tartışma ve kavga sizin için saptırıcı olmaz. Sizi şaşkın bir durumda bırakmaz. Onlar benim sünnetim ve raşit halifelerimin sünnetidir der sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ve raşit halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılınız. Allah Resulü'nün sünneti malum. Onun sözleri, uygulamaları ve görüp de sukut ettiği ikrarları bize sünnet olarak intikal etmiştir. Ne demek? Bağlayıcıdır. Yoldur bizim için hayat yolu. Bir işin nasıl yapılacağını kendisinden öğrendiğimiz bağlayıcı bir örnektir. Allah Resulü'nün sünnetliği, onun rehberliği. Bir Allah Resulü'nün sünneti bize kaldı. Bugün onları hadis kitaplarında buluyoruz bir de aleyhisselam raşit halifelerimin sünneti diyerek ikinci bağlanacağımız bir önemli kaynağı daha bize hatırlatır. İkinci kaynak. Evet dünya hayatı ise yaşadığımız mutlaka imtihandan geçirileceğiz. Muhammed Aleyhisselam bizim elimizden tutup her adımımızda bize ebelik yapmak üzere gönderilmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her işimizde bizi şöyle yapın böyle yapın diyerek anlık takip için gönderilmemiştir. Allah Resulü bize okuduğumuz zaman anlayacağımız, izlediğimiz zaman yol bulacağımız bir kitap ve kendisinin hayat tarzını bırakmıştır. İşte o hayat tarzına sarılın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetidir o. Bir de raşid halifelerimin sünnetine sarılın. Evet peygamber olmayacaksınız ama yine insanlar için yol gösterici olacaksınız bu önemli bir ünvandır, bir önemli bir duruştur, bir yerdir dinde. Raşit halife olmak. Biz buna layık mıyız ya da layık olmak için yapabileceğimiz bir şey var mı derseniz Allah Resulü'nü dinleyelim bakın. Aleyhisselam rahmetullahi ala hulefai. Benim halifelerime Allah rahmet etsin diye dua etmeye başlar. Rahmetullahi ala hulefai. Üç kez tekrar eder. Benim halifelerime Allah rahmet etsin. Derler ki ya Resulallah senin halifelerin kimlerdir? Allah Resulü aleyhisselam cevap verir. Onlar benim sünnetimi yaşadıkları dönemde öğrenen, yaşayarak gösteren, böylece topluma ışık tutan kimseler. Bir de ve yuallimûneha ibadallah onu Allah'ın kullarına öğreterek bizzat talim ettirerek bildiren kullardır diyor benim halifelerim. Demek ki Allah Resulüne halife olma imkanına iki özellikle sahip olabiliriz. Birisi Allah Resulünün sünnetini ayağa kaldırmak, okumak, anlamak, yaşamak, görüntülemek onu. İkincisi bunu öğretme, talim etme ciddiyetinde diş çöküp birilerine bildirmek, haber vermek, öğretmek, duyurmak işi bizi Allah Resulüne halife yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin somutta halifeleri kendisinden sonra Ehl-i Sünnet'in umumen kabul ettikleri dört büyük halife, beşincisi olarak da Hazreti Hasan'ı katarsak beş halifemiz var. Bunlar raşit halifedirler İslam tarihinde ve İslam inancında. Raşit halife ne demek? Yol gösterici. Yani kendilerine baktığımız zaman kulluk yolunu öğreneceğimiz, bizi cennete taşıyacak rehberler demektir kimlerdir acaba diye Hz. Ali'nin yaptığı bir konuşma sırasında diyalogtan anlıyoruz. Demiş ki Allah'ım demiş aslihne bima aslahte el hulefe el raşidin. Allah'ım raşid halifelerini ıslah ettiğin onları iyileştirdiğin gibi bizi de ıslah et. Bizi de iyileştir. Derler ki kimdir raşid halifeler? Benden önce gelmiş olan Hz. Ebubekir'i, Hz. Ömer'i, Hz. Osman'ı hatırlatır. Bunlar Allah Resulü'nün raşit halifeleridirler. Bunlara uyarsanız müstakim olan yola girmiş olursunuz. Bunlara uyarsanız cennet yoluna dahil olmuş olursunuz. Çünkü bunlar Allah'ın taraftarıdırlar. Allah'ın taraftarları da kurtuluşa erenlerdir. Allah Resulü Aleyhisselam hadisin devamında bakın ne diyor? Evet, Raşid halifelerimin de sünnetine sarılın. Temessekû bihe ve addu aleyhe bin nevâcid. Ona sımsıkı tutunun ve onu azı dişlerinizle bir lokmayı tutar gibi bırakmamak üzere önleminizi alın. İki özellik. Birisi kendimiz düşmeyelim, savrulmayalım diye sünnete sarılacağız. Diğeri ise sünnet o sarıldığımız şeyden uzaklaşmayalım, kopmayalım diye de onu sımsıkı tutacağız. Yani kendimiz kurtulalım diye önce tutunacak, sonra kendimiz kopmayalım diye ona sımsıkı tutunacağız. İşte sünnetle ve raşit halifelerle ilişki biçimimiz bu esasa bağlanmalıdır. Ve aleyhisselam bakın haberin sonunda şunu söyler. Sizin başınıza habeşli bir köle de yönetici tayin edilse sizden olan Allah'ın indirdikleriyle hükmeden habeşli siyahi bir Müslüman da tayin edilse yine de siz ona uyunuz, ona itaat ediniz. Çünkü müminler yumuşak huyludurlar, müminler uyumludurlar. Tıpkı uyumlu olan bir deve gibi nereye bağlarsanız orada kayıtlı kalır. Nerede oturtursanız orayı kendine mesken edinir. İster bu oturttuğunuz yer kayalıklar olsun. Tıpkı uyumlu bir deve gibidir. Mümin insan, çevresindeki insanlarla uyumludur. İhtilaftan yana tavır almaz, uyumdan, uzlaştırmadan, yola koymadan yana tavrını belirler. İşte onun bu tavrı doğabilecek birçok fitneleri, birçok karışıklıkları engellemeye yöneliktir. Evet ve sonunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bid'at konusunda bizleri uyarır. Der ki sakın ha sakın sonradan çıkıp dine dahil edilmek istenen fikir ve uygulamalara sakın uymayınız. Bid'atten uzak durunuz. Çünkü bid'at dalalettir. Dalaletin sonu ateştir. Evet kaydını önemseyelim son kaydını. Sonradan çıkıp dine dahil edilen. Demek ki din bütün bir orijinalliğiyle ilk doğduğu zaman doğmuş, tamamlanmış, kemale ermiş, bütün bir aksesuarlarıyla olgunlaşmıştır. Ne bir yeni bir fikrin kendisine dahil edilmesi mümkün ne de oradan yaramaz diye herhangi bir bilginin çıkartılması mümkün değildir. Kemal demek bütün bir aksesuarlarıyla bir işin tam olgunluğa ermesi demektir. Din işte böyle bir kemale sahiptir. Öyle ise ona herhangi bir müdahalede bulunmak ya da herhangi bir şeyi katmak söz konusu değildir. Bundan kaçının, böyle bir işi yapandan da uzak durun, o işin kendisinden de uzak durun der sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece o etkili vaazını ve nasihatini bu şekilde bitirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri müstakim olan yoldan mahrum etmesin. Sünnetinden ve raşit halifelerinin istikametinden, yollarından bizleri mahrum etmesin. Bizleri o salih kullarına dahil etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.